Evet, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Kriminoloji ve Araştırma Merkezi bugün özel bir canlı yayın programı düzenledi. Tabii ki biz düzenliyoruz ama başka üniversitelerden, başka kuruluşlardan da çok sayıda katılımcı var. Sadece Türkiye'den değil, Türkiye dışından da katılımcılar var. Bu canlı yayınlarımızda İstanbul Sözleşmesi bağlamında kadın yönelik şiddet ve ayrımcılığı ortaya koyacağız. Buradan hemen şunu ilave edeyim ki, YouTube'da yayınlanacak bu canlı yayınımızın daha aktif ve verimli geçmesi için buradaki anlatılan konularla ilgili sorularınızdaki lütfen YouTube kanalına yazınız. Burada ilgili arkadaşlarımız onlara cevap verecekler. Şimdi kadın yönelik şiddet ve ayrımcılık dediğimiz zaman hem Türkiye hem yurt dışında bugün önemli bir gün olarak ortaya konuluyor. Bu konuda bir taraftan ceza hukuku mevzuatı, bir taraftan kadın yönelik şiddetle ilgili mevzuat, bir taraftan da İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmeler gündemde. Bizim bugünkü ilk panelimiz ceza hukuku ve kriminoloji paneli. Öncelikle aile içi şiddet de risk faktörleri bakımından durumu hani ampirik olarak bir ortaya koyalım dedik. Daha sonra normatif alana geçelim dedik. Bu nedenle öncelikle ben sözü Medeniyet Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Derya Tekin'e sözü vereceğim. Derya, söz sende. Lütfen başlayalım. Çok teşekkür ederim hocam. Bu güzel programı düzenlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Tüm hocalarımı selamlıyorum ve katılımcıları da aynı şekilde. Kadına karşı aile içi şiddetin aslında boyutları ve risk faktörlerinden bahsedeceğim dediğiniz gibi. Aile içi şiddet ve ev içi şiddet diye iki kavram var aslında. Aile içi şiddet kavramı biraz genişledi son yıllarda. Resmi birliktelikler dışındaki farklı aile nitelindeki birliktelikleri de içine almaya başladı. Bu flört şiddeti de artık buna giriyor. Homoseksüel birliktelikler de giriyor. Ev içi şiddet kavramı da kullanılmaya başlandı. 6.284 sayılı kanunda ev içi şiddet kavramını kullanıyor aslında. Fakat aynı haneyi paylaşmış olmasını aramıyor şiddet uygulayan ve şiddeti mağduru ile. Şöyle bir tanımı var. Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanın aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet aile içi şiddet, ev içi şiddettir diyor. Baktığımız zaman aslında herhangi bir aile bireyi olabilir şiddet mağduru. Fakat Türkiye'de en çok kadınlar ve çocukların bu şiddet olgusunun mağdur olduğunu görüyoruz. Failleri ise eş, eski eş, sevgili, eski sevgili. Bunlar dışında baba, anne, ağabey, öğretmen, kayınbaba gibi aktörler olabiliyor. Ve ısrarlı takip yine aynı şekilde kanunumuzda düzenlenmiş yabancılar dahi bu şiddeti uygulayan failler olabiliyorlar. Bizde bazı araştırmalar var. Ben onunla başlayacağım. Hani kadına karşı aile şiddetinin boyutlarını ilk bir görelim diye. Kadına yönelik aile şiddeti izlemek ve aile şiddetle mücadele etmek için göstergeler belirlenebilmesi için Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ilk kez 2008 yılında bir büyük ölçekli bir araştırma yapmıştı. 2009 yılında bunlar yayınlandı, bu veriler. Daha sonra bu 2008 yılı araştırmasının takip araştırması niteliğinde olan ikinci bir araştırma yapıldı 2014 yılında. Bu da 2015 yılında yayınlandı. Şu an elimizde mevcut kadına karşı aile içi şiddetin boyutlarını görebileceğimiz iki anlaşma aslında ulusal boyutta bunlar. Hangi verileri sunuyor bize bu araştırmalar? Özellikle 2014 araştırmasından bahsedeceğim ve varsa bir farklılık onlardan aynı şekilde bahsedeceğim. Türkiye genelinde yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten kadınların oranı %36. Bu 2008 araştırmasında %39'du.
çok az bir fark var. Türkiye genelinde cinsel şiddete maruz kaldığını belirten kadınların oranı %12, 2008 araştırmasında %15'ti bu. Türkiye genelinde fiziksel ve cinsel şiddetten en az birine maruz kaldığını belirten kadınların oranı %38, 2008 araştırmasında %42 gibi bir orandı bu. Kentte fiziksel şiddet oranı %35 olarak görünüyor bu araştırmada. Kırsalda %37,5 olarak gözüküyor. Yaşadıkları fiziksel şiddet sonucunda yaralanan kadınların oranı %26. Şiddet düzeyinin en yüksek olduğu bölge de Orta Anadolu bölgesi olarak gözüküyor. Eğitim düzeyinin artması ki risk faktörlerinde bulunan zaten eğitimden bahsedeceğiz. Fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalma yüzdelerini azaltıyor. Hiç eğitimi olmayan ilkokulu bitirmemiş kadınların %43'ü fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalırken lisans ve üzeri eğitimi olan grupta bu oran %21'e yani 5 kadından birine düşüyor. Ama bu eğitime göre farklılık özellikle lise ve üzeri eğitimle birlikte başlıyor. Duygusal şiddet aslında en yaygın olarak görünen şiddet türü, fiziksel şiddetten çok daha yaygın. Türkiye genelinde duygusal şiddet ya da duygusal istismar dediğimiz biçime en az birine hayatlarının herhangi bir döneminde maruz kalan evlenmiş kadınların oranı %44. 2008 araştırmasıyla da aynı oran bu. Ekonomik şiddet aynı şekilde yasamızda da zaten düzenleniyor. Hayatının herhangi bir döneminde ekonomik şiddete maruz kalmış kadınların oranı %30, yine 3 kadından biri gibi bir yüksek bir oranımız var. Daha vahim olan yine bazı veriler var. Resmi makamlara başvurma oranı. Bunlar oldukça düşük. 2008 araştırmasında eşi ya da birlikte olduğu erkek tarafından fiziksel veya cinsel şiddet gören kadınların resmi makamlara başvurma oranı sadece %8'di. Yakın çevrelerini anlatmakta biraz daha iyiler aslında. Yani daha fazla anlatma eğilimi var kadınların. Ama o bile aslında yarı yarıya. Fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmış kadınların yakın çevrelerini anlatma oranı %51. Yani yarısı yakın çevrelerine dahi anlatmıyor bu durumu. 2014 araştırmasına geldiğimiz zaman eşi ya da birlikte olduğu erkek tarafından fiziksel veya cinsel şiddet gören kadınların resmi makamlara başvurma oranı %11, sadece %3'lük bir artış olmuş. Fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmış kadınların yakın çevrelerini anlatma oranı da %56 olarak çıkmış. Bazı aile içi şiddet ve aile dışı toplumsal düzenlerde yaşanan şiddet arasındaki farkları aslında anlatırsak o zaman bu oranlar daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü aile içi şiddette herkes birbirine karşı açık bir konumda, savunmasız bir durumda. Bu tabii ki failler için uygun bir hedef oluşturuyor. Kolaylaştırıcı bir etmen olarak ortaya çıkıyor. Yine potansiyel hedefler kendilerine ilişkin savunma mekanizmalarını aile içi ilişkilerde kullanmıyorlar ya da kullanma yönünde zaten geliştiremiyorlar. Ensest ilişkilerde, şiddette, sessiz kalma, hoş görme, sabretme gibi durumları görüyoruz. Yine aile içerisinde yaşanan şiddet vakaları aile mahremiyeti çerçevesinde gizlenme ve aile dışına yansıtılmama riski taşıyor. Devletin politikası burada yine önem arz ediyor. Çünkü devlet bir yandan şiddet gören bireyi koruma kaygısı taşıyor tabii ki. Fakat bir taraftan da aile yapısının korunması kaygısını taşıyor. Geleneksel aile yaklaşımı mağdurların, özellikle kadınların olayı yargıya taşımalarını güçleştiriyor. Ve son olarak aslında aile içi şiddet olaylarına müdahale süreçlerinde gereken sosyal hizmet kurumlarının yetersizliğinden bahsedebiliriz. Devletin bu aile içi şiddet konusundaki politikasından bahsederken iki yaklaşım var dediğimiz gibi. Esasında hak temelli yaklaşım, aile içerisinde şiddet görenlerin, özellikle kadın ve çocukların birey olarak korunmaları ve desteklenmeleri üzerine bir politika. Bir de aileye odaklanan geleneksel bir yaklaşım var. Burada birey odağından artık uzaklaşma, sosyal düzeni korumayı, geleneksel aile yapısını zedeleyecek tutumlardan kaçınmayı tercih ediyor. Ailenin olabildiğince bir arada kalması ve işte her olayda adli makamlara yansımasının ya da adli makamlar tarafından bunların ele alınmasının
ihmal edilmesi aslında. Sosyal hizmet kurumlarının yetersizliği aynı şekilde işimizi zorlaştırıyor. Şu var, aile dışı gerçekleşen şiddet olaylarında kişi kamusal hayatta bir şiddete uğradığında güvendiği yer olarak evine geliyor, ailesinin yanına geliyor ve orada zaten rehabilite oluyor. Fakat şiddet aile içinde ortaya çıktığı zaman zaten şiddet gördüğü yerde rehabilite olması mümkün olmadığı için oradan uzaklaştırmamız gerekiyor. Ya faili uzaklaştıracağız ya kadını bir şekilde uzaklaştıracağız. Artık bizim failin uzaklaşmasına yönelik zaten düzenlemelerimiz de var. Ama bunun yanında sığınma evleri, rehabilitasyon merkezlerimiz de hala işliyor tabii ki. Dediğimiz gibi aile dışında meydana gelen şiddet olaylarında bu tür durumlara hiç ihtiyaç duymuyoruz. Fakat aile içi şiddette mutlaka bu kurumların da yeterli olması, aktif olması gerekiyor. Ve belirli bir tabii ki fon ayrılması gerekiyor. Yine geleneksel aile yaklaşımı mağdurların, özellikle kadınların olayı yargıya taşımalarını güçlendirir demiştik. Aile dışı ilişkilerde meydana gelen şiddet olaylarında mağdurlar rahatlıkla kolluğa başvururlar. Şikayetçi olurlar, detaylı bilgi verirler, delilleri de onlara hatta götürürler. Fakat aile içi şiddette mağdurlar adli soruşturmaya destek vermek istemeyebilirler. Burada kaygı ve korku gibi bazı duyguların etkisiyle bu olabilir. Ya da samimi sevgi kaynaklı olabilir. Zaten failin pişman olacağı duygusu kadında mevcut olabilir. Bazı risk faktörlerinden bahsetmek istiyorum. Olayın bu boyutunu geçtikten sonra toplumsal yapı ve işleyişi, devlet yapısı ve politik yaklaşımlar, sosyoekonomik faktörler, ilişkiye ait faktörler ve bireysel faktörler olmak üzere 5 çeşit risk faktörünün kategorisinin olacağından bahsediyoruz. Araştırmalarda da bunu görüyoruz. Toplumsal yapı ve işleyişi tabii ki kadın ve erkeğe atfedilen roller ve beklentiler aslında burada hüküm sürüyor. Aile içerisinde özellikle kadınların şiddet gördüğü toplumlarda bazı özelliklere rastlanmış. Burada erkekler aile içerisinde ekonomik gücün hem üretim hem tüketim açısından hem parayı getiren kişi olarak hem de onu harcayan kişi olarak yegane sahibi kabul ediliyorlar. Ailenin geneline ve bireylere, ailenin diğer üyelerine ilişkin kararlarda etkin bir rol oynuyorlar. Ve bu tarz toplumlarda baskınlığı, sertliği gerektiren bir erkeklik anlayışı hakim. Bu önemli bir risk faktörü kadına karşı aile şiddetin ortaya çıkmasında tabii ki. Devlet yapısı ve politik yaklaşımlar bir başka risk faktörünü oluşturabilir. Toplumdaki muhafazakar değer yargılarının resmi politikacılar tarafından da benimsenmesi tabii ki işleri daha zora sokacaktır. Aile içi şiddet olgusuna müdahil olmaktan kaçınabilir ve böyle bir politika benimseyebilir. Faillere ilişkin ne cezalandırıcı ne de rehabilite edici politikalar geliştirilemeyebilir. Böyle bir durumda da kadına karşı aile şiddetinin ortaya çıkması daha olası olacaktır. Sosyoekonomik faktörlerden bahsediyoruz ki araştırmalar da bunu gösteriyor. Eğitim düzeyi arttıkça, evet eğitim düzeyi artmasına rağmen hala şiddet gören kadınlar olabilir. Fakat bunun oranı daha az olacaktır, daha münferit olacaktır. Fakat eğitime erişimdeki sınırlılıklar özellikle kırsal kesimde, yine eşit istihdam ve gelir olanaklarından yoksunluk kadın için bir risk faktörü oluşturabilecektir. İlişkiye ait bazı risk faktörleri söz konusu olabilir. Bunlar eşler arasındaki ilişkinin doğası ve özelliklerine ilişkin faktörler. İlişkinin nasıl başladığı, eşler arasındaki iletişimin kalitesi, ilişkide bir tarafın baskın tutumu, eşlerin ailesinin ya da akrabalarının ilişkiye nasıl etki ettiği, bunlar da aynı şekilde kadına karşı şiddette özellikle somut olayda gördüğümüz bazı faktörler. Son olarak bireysel faktörlerimiz var. Erken evlenme yaşı, bireylerde psikolojik sorunlar olabilir, kıskançlık, aşırı özgüven eksikliği gibi, kişilik bozuklukları görünebilir. Çocukluk dönemi şiddet tecrübeleri sonraki şiddet deneyiminde tabii ki etkili olabilir. Bu hem mağdur için aslında hem fail için söz konusu bir faktör. Yine alkol ya da madde bağımlılığı aile şiddet olaylarında bir risk faktörü olarak ortaya çıkabilir.
Son olarak şiddetin algılanması ve şiddete karşı tepkilerden çok kısa bahsedeceğim. Kadınlar tarafından dedik resmi makamlara iletilmesi bu olayların daha zor. Aile dışı gerçekleşen şiddete kıyasen. Burada kadınlar tarafından şiddetin normalleştirilmesi ve kabulü söz konusu olabilir ki biliyorsunuz öğrenilmiş çaresizlik olarak biz bunu adlandırıyoruz. Yine gidecek başka bir yerin olmaması veya failin misilleme yapmasından korkulması nedeniyle aynı şekilde bir kaygı ve korku duygusu gelişebilir kadınlarda. Şiddeti rasyonelleştirme yoluna giden kadınlar var. Yani mağdurun kendini suçlaması. Eşe yardım edemediği, destek olamadığı gibi bir gerekçeyle kendini suçlayabilir ve şiddeti rasyonelleştirebilir. Yine şöyle bir beklenti olabilir, bir ümit olabilir. Kocanın iş bulması ya da iş konusundaki sıkıntıların sona ermesiyle artık şiddetin de sona ereceği beklentisi kadında söz konusu olabilir. Vaktimiz varsa hocam sadece dayak yiyen kadın sendromu Lenore Walker'ı bahsedeyim. Yoksa çok da vakit almak istemiyorum. Bir dakika. Tamam. Şimdi Lenore Walker'ın bir kitabı var. Dayak yiyen kadın sendromu. Burada sürekli dövülen kadınların kendilerini gelecek saldırılardan koruyamama duygusu geliştirmeleri ve şiddet çemberini kıramamaları, evi terk edememeleriyle ilgili. Üç aşamada açıklıyor. Birinci aşamada eşler arasında, fail ve kadın arasında bir gerilim ortaya çıkar, bu yükselir. İkinci aşamada kadın mağdur olur, şiddet mağdur olur ve yaralanır. Üçüncü aşamada artık bu şiddeti uygulayan sakinleşir, sevgi gösterir, af diler, yardım alacağına dair sözler verir ve kadın inanır. Buna balayı aşaması da deniyor, honeymoon phase deniyor. Şimdi bu kadınların dört özelliği var. Şiddetin kendi suçları olduğuna ve şiddeti hak ettiklerine inanıyorlar. Suçu başkasına yükleyemiyorlar. Kendi hayatları ve çocuklarının hayatı için korku duyuyorlar. Ve şiddeti uygulayanın her yerde olduğunu ve onları izlediğini, her şeyi gördüğüne inanıyorlar. Burada Walker'ın şöyle bir tezi var. Bu sendrom, dayak yiyen kadın sendromu, bazı nadir durumlarda kadınların bu şiddet uygulayanı öldürmelerini açıklamaya yardımcı olabilir. Ve şu an dünyada acaba bu dayak yiyen kadın sendromu bir meşru savunma olarak kullanılabilir mi diye tartışılıyor. Amerika'da buna dair örnekler var. Bununla bitirmiş olayım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir noktada bitirdin aslında. Şimdi görüldüğü üzere kriminolojik bir tespit yapıldı. Hani dayak yiyen kadınlar sendromu, aslında eziyet diyoruz biz buna sistematik olduğumuz için Türk Ceza Kanunu'nda. Burada bütün izleyicilerimize bilgisine sunuyorum. Türk Ceza Kanunu'ndaki eziyet maddesi aslında işkencenin sivillere karşı yapılması anlamına geliyor. Aile içi olduğunda ve sistematik olduğunda da bu da bir işkence suçu. Fakat ondan ayırmak için terminolojik olarak eziyet suçu denmiştir. İşte bu sistematik şiddet veya diğer cinsel saldırı olabilir, başka suçlar olabilir. Bu durum karşısında kadınların duyduğu tepki, meşru savunma olur mu, olmaz mı, ne olur tartışması ülkemizde de son derece güncel bir durumda. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kürsümüzün öğretim üyeleri Elif Ergün'e ve Muhammed Demirel'in bu konuda bir de makaleleri yayınlandı. Şimdi senin söylediğin bu kriminolojik tespit üzerine arkadaşlarımız normatif alana geçecekler ve Türk Ceza Kanunu'nun bu gibi durumlarda ceza sorumluluklarına ilişkin tartışmalarını Yargıtay kararlarından da örnekler vererek anlatacaklar. Konuyu ikiye bölerek anlatacaklar. Sana teşekkür ediyorum Derya Tekin. Soru cevapta tekrar birlikte olacağız. Şimdi Elif Ergün'e vereceğim sözü. Elif merhaba. İşte kriminolojik tespit de bitti. Siz Muhammed Demirel'le bu konuyu araştırdınız, Yargıtay kararlarında analiz ettiniz. Siz de ayrı ayrı 15'er dakika halinde konuyu planladınız. Önce sözü Elif Ergün'e veriyorum. Elif, söz sende.
Merhaba hocam, çok teşekkür ederim. Ben bu anlamlı günde böyle bir etkinlik düzenlediğiniz ve bize de konuşma fırsatı verdiğiniz için size ayrıca teşekkür etmek isterim. Bunun dışında siz her zaman kadın haklarının savunucusu oldunuz. Bu nedenle de teşekkür bir borç bilirim. Bizim kürsümüzde kadın akademisyenlerin sayısına baktığımızda gerekse onları destekleyici tavırlarınız da yine bu yaklaşımınızın bir tezahürü olduğunu düşünüyorum. Hocam, öncelikle bütün dinleyenleri, hocalarımı, arkadaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben bugün de kadın haklarını andığımız, konuştuğumuz, tekrar değerlendirdiğimiz bugün de suç mağduru kadınları ve onların faillerine karşı gerçekleştirdikleri, işledikleri fiillerden dolayı ceza sorumluluklarını, onlar bakımından ileri sürebilecek ceza hukuku argümanlarını, ceza hukuku müesseselerini değerlendirmek ve tartışmak istiyorum. Sizin de ifade ettiğiniz üzere saygıdeğer meslektaşım Muhammed Demirel, doktor öğretim üyesi Muhammed Demirel ile birlikte çok keyif alarak sürdürdüğümüz, ortak bir çalışmamız, yayınladığımız bir eserimiz var. Ben söze başladıktan sonra kendisi ne sözü bırakacağım ve kendisi devam edecek değerlendirmelerimize. Bu kapsamda ben birkaç Yargıtay kararına değinerek konuyu ortaya koymak, tartışmaya açmak istiyorum. Hukuki problemleri tespit etmeye çalışacağım. İlk olarak müsaadenizle bu Yargıtay kararlarını anlaşılır kılmak adına bir yansı paylaşmak istiyorum. Sanırım paylaşabildim. Bahsetmek istediğim, değinmek istediğim birinci Yargıtay kararı 2011 tarihli olup öz babası tarafından defalarca cinsel saldırıya uğramış ve zorla cinsel ilişkiye maruz kalmış bir kadının kadın hakkındaki karara ilişkindir. Bu kararda başlarda kadının evli olduğunu anlıyoruz ve kadının boşanmadan evvel babasının çok defa kendisine yönelik 10 tane de çocuğun olsa boşanacaksın ve seni bir daha biri istediğinde buna müsaade etmeyeceğim şeklinde söylemlerinin olduğunu ve damada yönelik yaralama, sövmek suretiyle hakaret ve tehditten dolayı hakkında dava açıldığını ve kadının babasına yönelik işlediği fiilin olduğu anda da bu davaların derdest olduğunu görmekteyiz. Bu boşanmadan sonra olay tarihine kadar 6 ay kadar süre zarfında birlikte yaşamışlardır. Evde baba, eşi yani çocukların annesi ve iki kız olarak. Bu süre zarfında baba sürekli olarak bu büyük kızına, boşanan kadına, aile bireylerinin yanında da işte kucağına oturtmak, kalçasına, göğsüne dokunmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmuş ve cinsel saldırının nitelikli haline yani cinsel ilişkiye silahıyla tehdit ederek zorlamış ve cinsel saldırı gerçekleştirmiştir birçok kez. Burada nihayet boşandıktan sonra ve ailesiyle yaşadığı zamanda kişinin çok defa bu cinsel saldırıya maruz kalmasının sonucunda biz şunu görüyoruz ki artık çekilmez hale gelmiştir durum kendisi için. Ve baba tarafından hamile bırakılmıştır kişi. Ardından kürtaj yaptırılmıştır. Ve devamında olay gününe gelecek olursak bir gün evvelinde kadının babasına karşı gerçekleştirdiği fiilden bir gün evvel babanın eşini yani anneyi ve iki kız çocuğunu evden kovduğunu ve bunların işletmekte oldukları bazlama dükkanında sabahladıklarını anlıyoruz. Daha sonra ertesi gün baba bu dükkana giderek küçük kızı ve annesini tehdit edip orada kalmaları için onları dükkanda tutarak büyük kızını yani söz konusu kadını alıp eve götürüp yine başına silah dayayarak silahla tehdit etmek suretiyle cinsel ilişkiye zorladığı anlaşılmaktadır. Ve yine karardan biz babanın geceleri kızların yatak odasını sürekli kontrol ettiğini ve küçük kızın uyumasının ardından odaya girerek büyük kızına yönelik cinsel davranışlar, cinsel saldırı suçunu işlediğini anlıyoruz. Yine
Olaydan bir önceki gece, gece 12'de baba küçük kızının uyuduğunu görünce odaya girip büyük kızına yönelik cinsel davranışlar gerçekleştirmekte ve onu salona çağırıp cinsel ilişkiye zorlamak için hareket etmektedir. Bunu anlıyoruz ve kadın bu esnada ben senin canındanın kanındanım, eğer buna devam edersen bağıracağım, anneme haber vereceğim şeklinde tepki verir. Bunun üzerine baba da tamam şu an madem öyle böyle kalsın ama yarın ben bunu yapacağım diyerek odadan dışarıya çıkmıştır. Bunun üzerine yarın başına gelecekten endişe duyan ve zaten bu fiile sıklıkla maruz kalan kadın babasının silahını alıp yastığının altına koyarak uyumuştur o gece. Ve sabah 7.30 sularında da annesinin mutfakta olduğu esnada babası odada yalnızken, yatak odasında uyurken gidip üç el ateş etmiştir. İkisi enseye, bir tanesi babasının sırt bölgesine denk gelerek babasının ölümüne sebebiyet vermiştir. Şimdi bu olayda mercilerin görüşlerine değinecek olursak, yerel mahkeme bu olayda kasten insan öldürmenin nitelikli halinden sorumlu tutulması gerektiğini, çünkü neden? Babasına karşı işlediği için. Kasten insan öldürmenin üst soya karşı işlenmesi nitelikli halidir ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirir. Ancak babanın daha evvelki hareketlerinden, işte kadının maruz kaldığı o davranışlardan, o cinsel saldırı suçundan da kaynaklı haksız tahrik indiriminin uygulanması gerektiğine hükmedilmiştir. Ancak Yargıtay burada meşru savunmanın söz konusu olduğunu, meşru savunmanın ancak koşullarından biri olan orantılılıkta meşru savunmadaki o özel sınır aşımının, Türk Ceza Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen meşru savunmada sınırın heyecan, korku, telaşla aşılması durumunun söz konusu olduğunu hükmetmiştir. Yani Yargıtay bozma kararı vermiştir. Ve bu nedenle, yani meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaşla aşılması nedeniyle de suç gerçekleşmiş olsa dahi kusurun bulunmaması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığı kararın verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu incelediğimiz karar dışında, özetlediğim bu karar dışında bir karardan daha söz etmek ve ardından hukuki sorunları tespit etmek istiyorum. Şimdi diğer kararda da 2018 tarihli bir karardır bu. Burada birlikte yaşayan bir çift söz konusudur. Kadın, öncelikle şunu söyleyeyim, olay suç tarihinden evvel 2-3 sene evvel ortak bir çocukları vardır. Müşterek çocuk özürlü doğmuştur. Ve kadının eski eşine üzerine kaydedilmiştir bu çocuk. Kadının eski eşinin üzerine kaydedilmiş olan bu çocuğa devlet tarafından özürlü maaşı yatırılmaktadır. Ancak kadının erkek arkadaşı bu parayı kadının elinden almakta. Kadını sürekli dövüp eve hapsedip kadın ayrılmak istediğini söylediği zaman da onu ölümle tehdit etmiş ve de çok defa da zorla cinsel ilişkiye onu zorlamıştır ve cinsel saldırı suçunun nitelikli halini gerçekleştirmiştir defalarca. Bu olayda da yine karardan anladığımız üzere kadının erkek arkadaşı porno film müptelasıdır ve izlediği filmlerdekileri gördüklerini kadına uygulamaya çalışmaktadır ve doktor raporları ve adam burada erkek arkadaşının evinde elde edilen o porno kasetlerden de desteklenmiştir bu. Bu kararda da kadın erkek arkadaşını bıçakla boğazına tek darbe vurmak suretiyle öldürmüştür. Ancak şu detay son derece önemli. Yine olay günü de birçok defa cinsel saldırının tehlikeli şekline maruz kalmıştır burada kadın. Bununla ilgili yerel mahkeme kasten insan öldürmenin uygulanması gerektiğini suçunun ama yine nitelikli halin uygulanması gerektiğini belirtmiştir kararında. Neden? Buradaki nitelikli hal ise şudur. Kanamanın adamın erkek arkadaşının yattığı yerde baş hizasından başlamasından yola çıkarak uykusunda olduğundan bahisle kendisini savunamayacak kişiye insan öldürme suçu işlendiği için onun hakkında nitelikli halin uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Ve yine haksız tahrik uygulanmalıdır denmiştir. Bunun sonucunda da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, haksız tahrikin ceza kanunundaki ilgili maddesine baktığımız zaman 29. madde,
Orada da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıysa eğer hüküm 18 yıldan 24 yıla kadar bir hapis cezası gerektirdiğini görüyoruz. Yerel mahkeme 20 yıl olarak tayin etmiştir bu cezayı. Ancak Yargıtay iki sebeple bozma kararı vermiştir buna. Birincisi, her ne kadar kanama baş hizasından olsa dahi bu kişinin uyuduğu anlamına gelmemektedir. Yani uyku konusunda şüphe vardır. O yüzden kendisini savunamayacak durumdaki kişi bağlamındaki o nitelikli halin uygulanmaması gerekmektedir diyerek. İkincisi ise haksız tarih indiriminin o hani 18 yıldan 24 yıla kadardı ve 20 yıla karar vermişti yerel mahkeme. Burada azami sınırdan uygulanmalıdır. Yani daha fazla uygulanmalıdır. Ve fazla ceza tayini vardır diyerek bozma kararı vermiştir. Şimdi bu karar oy çokluğuyla verilmiş bir karardır. Burada önem arz eden bir de muhalif görüş vardır. Karşı oy gerekçesine göz atalım hızlıca. Karşı oy gerekçesinde bu olayda meşru savunmanın uygulanması gerektiği, çünkü kadının olay tarihinde, suç tarihinde dahi defalarca kez cinsel saldırı nitelikli şekline maruz kaldığı, cinsel saldırı suçunun mağduru olduğu ve bunun aynı zamanda tekrarı muhakkak bir saldırı olabileceğinden yola çıkarak, olduğundan yola çıkarak meşru savunmanın koşullarının bulunduğu ve meşru savunmanın uygulanarak beraat kararı verilmesi gerektiğini karşı oy gerekçesinde yer vermiştir gerektiğine. Şimdi burada evet meşru savunmanın koşullarından saldırı gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak bir saldırıysa söz konusudur. Saldırı koşulunun var olduğunu söyleyebilmemiz için. Burada tekrar muhakkak saldırı var mıdır? O yine değerlendirilmelidir. Ayrıca karşı oy gerekçesine az evvel değindiğimiz öz babasını öldüren kadının kararına atıf yapılmıştır. Orada baba uykudayken dahi öldürme halinde Yargıtay meşru savunmada sınırın heyecan, korku, telaşla aşılması vardır. Bu uygulanmalıdır diyerek ceza verilmesine yer olmadığı kararını vermiştir. Verilmesi nedeniyle bozma kararı vermiştir daha doğrusu. Burada da yine benzer şekilde lehe değerlendirme yapılarak orantılı bir karşılık da vardır. Bu nedenle de meşru savunma uygulanmalıdır şeklinde gerekçelerini devletmişlerdir. Şimdi ben toparlayarak şunları söyleyeceğim. Bu iki kararda da yine kadınların maruz kaldıkları suçlara karşı tepkileri ve işledikleri fiiller var. Ve ikisi de defalarca cinsel saldırı suçunun nitelikli şekilde maruz bırakılmış, kötü muamele, dövme, sövmek suretiyle hakaret ve birçok kötü muameleye tepki olarak da ve nihayetinde tekrar cinsel saldırıya uğrayacakları düşüncesiyle bu korkuyla hareket etmişlerdir. Dolayısıyla buradaki hukuki sorunlar bu olaylarda süre gelen bir tehlikelilik varsa tekrar muhakkak bir saldırı mıdır? Meşru savunma uygulanabilir mi? Veyahut meşru savunmanın sınırlarında heyecan, korku, telaşla bir aşım söz konusu olmuş mudur? Evet, burada tekrar muhakkak bir saldırı en azından kişinin uyumakta olan kişi bakımından mevcut bir saldırının olmadığını söyleyebiliriz. Veya tekrar muhakkak saldırıyı bu kadar geniş yorumlamak problem teşkil edecektir diyebiliriz. Önleyici meşru savunmayı kabul etmek yine meşru savunmayı çok genişletmek anlamına gelir. Bu da başka hukuki problemler doğurabilir şeklinde düşünebiliriz. Ancak bizim düşünmemiz gereken bir başka argüman daha vardır. Bir başka ceza hukuk müessesi daha hatırlanmalıdır bu tip olaylarda. O da haksızlık hatasıdır. Haksızlık hatası kişinin işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda düştüğü hatadır. Bu hatanın kaçınılmaz olması durumunda kişi bundan yararlanır. İki görünüm şekli vardır. Biri doğrudan, ikincisi dolaylı. İşlediği fiilin hukuk düzeniyle çatıştığını, çatışma halinde olduğunu bilmeme durumunda doğrudan haksızlık yanılgısı, doğrudan haksızlık hatası. Ancak kişinin işlediği fiilde bir hukuka uygunluk sebebi olduğunu düşünmesi durumunda ise dolaylı haksızlık yanılgısı vardır. Bu olaylara bir de bu açıdan bakılmalıdır. Ben bu kararları özetleyip hukuki sorunu ortaya koyduktan sonra az evvel hocamın da ve benim de belirttiğim gibi ortak çalışma yaptığım çok kıymetli meslektaşım, değerli arkadaşım, doktor öğretim üyesi Muhammed Demirel'e sözü izninizle bırakmak istiyorum. Elif, çok çok teşekkür ederim. Ben
televizyonlarda yaptığım canlı yayınlarda bu insan hakları eylem planı konuşulunca hep şunu söylüyorum, kadın hakları gündeme geldiğinde Türkiye'de kaç tane kadın vali var, kaç tane rektör var, kaç tane dekan var? Yani şeylerde tozlu raflarda kalmış hak bildirgelerinin bir anlamı yok. Ben bunu tabii ki kürsümüzde uygulamaya gayret ettim. Sen de bunu ifade ettiğin için gerçekten duygulandım. Teşekkür ediyorum. Ana bilim dalı başkanı olduğumda bir tane öğretim üyesi vardı. Füsun Sokullu hocamız. Ona da buradan sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Şu anda neredeyse %50 olmuş durumdayız. Fakültemizde de durum böyle. Gerçekten kürsümüz bütün öğretim üyeleriyle kadın erkek eşitliğini benimseyip hayata geçen öğretim üyeleri. Bu ortak çalışmalardan da zaten bu ortaya çıkıyor. Şimdi bu önemli konudaki sunumun ikinci bölümünü kürsümüzden yine ortak makalenizi yaptığınız, yayınladığınız doktor öğretim üyesi Muhammed Demirel'e sözü veriyorum. Muhammed, söz sende. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle bugün başta üzerimde büyük emekleri olan annem olmak üzere bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İkinci olarak da size çok teşekkür etmek istiyorum. Aslında size iki hususta teşekkür etmek istiyorum. Birincisi bu etkinlikte yer verdiğiniz için. İkincisi de biz kürsümüzde öğretim üyesi olan Elif Hanım'la birlikte bu çalışmayı yaptık. Tabii bu çalışmayı yaparken epey emek sarf ettik. Ortak çalışma yapmak oldukça zor ama ortak çalışma yapabilmeyi de sizden öğrendik. Bu açıdan size teşekkür etmek istiyorum. Bunu Elif Hanım'la çalışırken sık sık aklımıza getirdik. Yani birbirimizle konuştuk. Sizden çok şey öğrendik. Şimdi burada Elif Hanım sorunları ortaya koydu. İki Yargıtay kararı bakımından da. Dikkat çeken husus aslında Yargıtay'ın aynı dairesinin farklı zamanlarda birbiriyle çelişen iki kararının olduğu. Sadece bu daire değil, Yargıtay'ın bu kadınlarla ilgili olarak verdiği kararlarda aslında tam net anlamda bir karar oluşturduğunu söyleyemeyiz. Şöyle bir sorun karşımıza çıkıyor. Bu tabii ki bütün vatandaşlar bakımından, kamuoyu bakımından da geçerli olabilecek bir durum. Bunu söyleyebiliriz. Ya hiçbir şekilde hukuki düzenlemeler uygulanamıyor ya da kadınların, mesela eğer kadın kendini savunmak için bir fiil gerçekleştirmişse ve karşıdakine bir zarar vermişse ya da kadını kurtarmak için yanlış düzenlemeler üzerinden gidilerek bir sonuca ulaşılmaya çalışılıyor. Bu iki karar dışında örneğin bir örnek vermek istiyorum. Bir kadın cinsel saldırı suçuna maruz kalıyor. Adam kadının üzerinde saldırıyı gerçekleştiriyor, cinsel saldırı suçunu. Kadın can havliyle yandan aldığı bıçağı adamın sırtına saplıyor ve adam ölüyor. Şimdi burada ben bunu genelde sorduğum zaman çoğu kişi kadını kurtarmak için meşru savunma vardır argümanına hemen sarılıyorlar. Yani aslında burada kimsenin vicdanı el vermiyor kadının mahkum olmasına, ceza almasına. Hemen meşru savunmaya bir yönelme söz konusu oluyor. Tıpkı bu kararlarda olduğu gibi. Yani kadınların kendilerini savunurken tabii ki gerçekleştirdikleri fiilden dolayı ceza almalarına vicdanımız el vermeyebilir. Ama bunu yaparken hukuku da yanlış uygulamamak gerekir. Bizim de analizimizde yaptığımız değerlendirme bu yöndeydi. Dolayısıyla bu iki kararda da her iki kadının da meşru savunma içerisinde olmadıklarını belirtmek gerekir. Zira meşru savunma için Türk Ceza Kanunu'nun düzenlendiği 25. maddesinde düzenlenen meşru savunma olabilmesi için hukuki değerlerin ihlal edilmesine yönelik bir saldırı olmalı
Ve bu hukuki değer insan hareketleriyle doğrudan bir tehdide maruz bırakılmalıdır. Tabii kanuni düzenlemede çok açık bir şekilde saldırının meydana gelmiş olması, devam ediyor olması ya da her an tekrarlanması ihtimalinin bulunması gerektiği ifade edilmiştir. Burada bu sınırın çok iyi çizilmesi gerekiyor. Eğer saldırı bitmiş veya tekrarlanması ihtimali yoksa ve kadın sonrasında karşılık vermişse, saldırıya geçmişse, bu durumda artık meşru savunma olamaz. Ancak haksız tahrik hükmü gereği cezasında bir indirim yapılabilir. Fakat buradaki dediğimiz gibi sınır şu: acaba saldırı devam ediyor mu? Ya da saldırının tekrarlanması ihtimali var mıdır kadına karşı? Özellikle kamuoyunda gündeme gelen, işte Antalya'da olan olaylar, halen yargılaması devam eden olaylar, basına yansıyan ve bu iki kararda da, Elif Hanım'ın bahsettiği bu iki kararda da söz konusu tartışma, sürekli şiddete maruz kalan kadınlar her gün aynı tarz, gerek cinsel, gerek bedensel, vücuda zarar verme şeklindeki şiddet eylemlerine maruz kalan kadınların kendilerini savunmak amacıyla gerçekleştirdikleri fiillerde meşru savunma olup olamayacağı, kabul edilip edilemeyeceği meselesidir. Burada şunu ifade etmek gerekir: bu saldırı koşulunun geniş yorumlanmaması gerekmektedir. Özellikle tahmin edilen, beklenen kişinin üzerinde dışsal anlamda henüz harekete geçirilmemiş saldırılar meşru savunma için yeterli olmayacaktır. Aynı şekilde tehdit içeren, yani bu defa yapamadım ama evini gelecek fırsatta ateşe vereceğim, yarın sana bir kez daha cinsel saldırı gerçekleştireceğim, akşam sen göreceksin, akşam bu eve geleceğim, yine sana tecavüz edeceğim gibi cümleler dahi meşru savunma için yeterli olmayacaktır. Yani kişinin sadece tehdide maruz bırakılması, tehdit fiillerine ya da daha önce gerçekleştirilen eylemlerin daha sonraki zamanlarda bir daha gerçekleştirileceğine yönelik tehditler meşru savunma için geçerli değildir. Bu tehdidin akut şekilde gerçekleşmesi, yani o anda fiilen dışsal anlamda bir saldırıya dönüşmüş olması gerekir. Bu açıdan kesintisiz tehlikelilik durumu da meşru savunma için yeterli olmayacaktır. Kişinin her gün cinsel saldırı suçunu işlemesi, her gün eşine, partnerine, sevgilisine, kızına bu eylemleri gerçekleştiriyor olması, yarın da bunları gerçekleştirecek olma ihtimali olsa dahi ona karşı sonradan gerçekleştirilen fiilleri meşru savunma haline getirmeyecektir. Yani önleyici meşru savunmayı biz kabul etmiyoruz. Alman Federal Yüksek Mahkemesi de bu konuda bir karar vermiştir. Bir baba sürekli çocuklarını dövüyor, aile üyelerine karşı şiddet uyguluyor. Babayı öldürüyorlar sürekli bize şiddet uyguluyor diye, sürekli tekrarlıyor diye. Mahkeme bu davranışları meşru savunma olarak kabul etmemiştir. Tabii ki Alman Ceza Kanunu'nda hukuka uygunluk nedeni olan bir zorunluluk hali düzenlemesi vardır. Alman mahkemesi o düzenlemeyi uygulamış ve ceza vermemiştir babayı öldüren aile üyeleri hakkında. Bizde de yasak hatası denilebilir. Yani yasak hatası adı verilen bir kuruma gidilebilir. Bunun için şunu söylemem gerekiyor öncelikle: acaba meşru savunmada sınırın korku, telaş, heyecanla aşılması söz konusu olabilir mi? Yani Yargıtay, genelde keza üyeler bu yola gitmişlerdir. Kadınları kurtarmak için, kadınlara ceza vermemek için meşru savunmada sınırın korku, telaş, heyecanla aşılması. Meşru savunmada sınırın aşılabilmesi için, sınırın aşıldığından söz edebilmemiz için öncelikle ortada bir meşru savunmanın olması gerekir. Yani ortada bir saldırının olması, kadının da bu saldırıya karşı koyması gerekir. Eğer ortada bir meşru savunma yoksa, meşru savunmada sınırın aşılmasından da bahsedemeyiz. O yüzden yani sırf
vicdanımız el vermediği için acaba biz bu kadınları nasıl kurtarırız düşüncesiyle yanlış düzenlemelere başvurmamamız gerekir. Bunun tabii doğru düzenlemeleri mevcuttur. Burada yasak hatasına başvurabiliriz. Yine Elif Hanım da bahsetti. Yasak hatası, doğrudan yasak hatası ve dolaylı yasak hatası da olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hocam sizin de bu konuda eseriniz var, makaleniz var. Ondan yararlandık. Dolaylı yasak hatası nedir? Bir kişi hukuk düzeni içerisinde işlediği fiile izin veren bir düzenleme olduğunu düşünüyor. Yani izin verildiğini düşünüyor buna. Ben bunu yaparsam ceza almam. Buna hukuk düzeninde izin verilmiştir şeklinde düşünmektedir. Örneğin bir asker kendisine verilen emre bu emir emirdir. Artık ben bunu yerine getirmeliyim şeklinde düşündüğünde haksızlık hatası mesela gündeme gelebilir. Bir baba terbiye hakkı kapsamında çocuğunun çıplak vücuduna sopayla vurduğunda pekala durumun tabii koşullarına göre haksızlık hatası tartışılabilir. Bu saldırıyı kişi bir saldırıya maruz kaldığında yeterli zamanı olmasına rağmen saldırıya karşı koyabileceği ve ateş edebileceğini düşündüğünde ve ateş ettiğinde keza yasak hatasından bahsedilebilir. Aynı şekilde bu Yargıtay kararlarına konu olan kadınlar bakımından da içinde bulundukları durumun meşru savunma olduğu düşüncesiyle hareket etmiş olabilirler. Yani hiçbir şekilde saldırıda oldukları konusunda hataya düşmüyorlar. Sadece içinde bulundukları durumda meşru savunma halinde hareket ettiklerini ve kanunun düzenlemesinin içinde bulundukları duruma uygun olduğunu düşünmüş olabilirler. Bu çerçevede hareket etmiş olabilirler. Nitekim kadınlar şöyle savunmada bulunduklarında bunu anlıyoruz. Her gün şiddet uyguluyordu. Artık başka türlü kurtulamazdım. Bu yola başvurdum ve kendimi savundum. Çünkü akşam da bana saldıracaktı. Çünkü yarın da bu eylemi bana gerçekleştirecekti. Yani kadınlar aslında karşıdaki saldırganın akşam da aynı fiili kendilerine gerçekleştireceklerini, yarın da aynı fiili kendilerine gerçekleştireceklerini düşünerek saldırıya karşı koymalarının meşru savunma olduğu düşüncesiyle hareket etmektedirler ki bu da aslında haksızlık hatasına uygun olmaktadır. Burada tabii şunu söylememiz gerekir. Neden meşru savunma değil? Onun da bir argüman daha var. Bu kadınlar özellikle günümüzde hukuki yollara başvurabilirler. Yetkili mercilere başvurabilirler. Bunun haberini verebilirler. Bu çerçevede meşru savunma yine değildir ama haksızlık hatası olabilir. Çünkü bu düzenlemelerden de haberdar olmayabilirler ya da bu başvurularının karşılıksız kalabileceğini düşünebilirler. İşte sürekli duyuyoruz. İşte yetkili mercilere haber vermiş ama bir türlü harekete geçilmemiş. Bir türlü gereken yapılmamış gibi argümanlar duyuyoruz. Bunu duyan kadınlar pekala kendilerinin bu saldırıya karşılık yani daha sonra gerçekleşecek olan saldırıya karşılık verebileceklerini düşünebilirler. Bu haksızlık hatasının kaçınılabilir olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Tabii ki bunu her bir kadın bakımından somut olarak incelememiz gerekiyor. Sık sık yani bir hukukçu olan kadının akşam gerçekleşecek saldırıya karşılık verdiğini ve haksızlık hatası içinde olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü o bir hukukçudur. Bunu bilmesi gerekir. Ama Anadolu'nun bir ücra kasabasında yaşayan ilkokul mezunu örneğin bir kadın bakımından tabii ki bu hatanın kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. Ve hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilebileceğini söyleyebiliriz. Hiç dışarı çıkartılmamış, babası tarafından yıllarca hapsedilmiş, cinsel saldırıya maruz bırakılmış bir kadının içinde bulunduğu durum bakımından haksızlık hatasının kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz ve hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilebileceğini belirtebiliriz. Bu açıdan Yargıtay'ın meşru savunmada sınırın korku telaş heyecanla aşılması gibi argümanlar yerine bu tarz daha temellendirilebilir düzenlemelerden hareket etmesi gerektiğini
söyleyebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar hocam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, hakikaten çok güzel bir ortak çalışma bu sunumda da ortaya çıktı. Şimdi sen de vurguladın, bu sürekli olarak bir saldırıya maruz bırakılan veya tehdide maruz bırakılan kadının durumunda aslında konu Yargıtay'a kadar gelmemeli. Orada mesele şu, bu durumda bizim koruyucu mekanizmalarımız devreye girmeli. İşte İstanbul Sözleşmesi bunun için var. İşte 6284 bunun için var. O yüzden diyoruz ki biz ceza hukuku son çaredir. Yani oraya gelmeden senin dediğin sistem mutlaka devreye girmeli. Yani her gün işte yaralanan, dayak yenilen veya cinsel yönden istismara uğrayan, daha sonra saldırıya dönüşen durumlarda, yani bu resmi makamlara bir şekilde gittiği zaman kendisi de gidebilir. Biliyorsunuz bu durumda bu gibi fiilleri görenlerin de ihbar etme yükümlülüğü var. Eğer bir hekim görmüşse o ihbar edecek. Komşu görmüşse o ihbar etmek durumunda, yani suçu bildirmek yükümlülüğü var. Bu şekillerin herhangi birinden bu resmi makamlara gittiği zaman koruyucu sistem 6284 sayılı kanundaki ve İstanbul Sözleşmesi tabii ki mutlaka devreye girmeli. Çok iyi vurguladın ama bunlar işlemediği zaman işte o zaman başlıyoruz. Acaba hani Asya nasıl kurtulur diye bir tiyatro oyunu vardı. Ona başlıyoruz ve ceza hukuku müesseselerini hani yerli yerinde uygulamak gerekir. Evet, bu durumda haksızlık hatası hükümleri var. Bu yol düşünülmeli. Tabii ki meşru savunmanın koşulları varsa burada korku, heyecan ve panik tabii ki uygulanabilir ama olmadığı durumda gayet güzel ortaya konuldu. Yargıtayımızın da sizin bu yazı ve bu buradaki canlı yayını izlediklerini biliyorum. Makalelerinizi yaptıklarınızı biliyorum. Bu yeni bir açılım getirir. Türkiye'de maalesef meşru savunma yani bu değindiğiniz olaylardan bağımsız söylüyoruz. Çok dar uygulanıyor Yargıtay kararlarında. Hep haksız tahrike gidiliyor. Bu da ayrı bir konu. Şimdi soru cevap ve tartışma bölümünde yine ilaveler olabilir. Şimdi başka bir meslektaşımız Gülsün Aygörmüz'e göreceğiz. O da şimdi en genel bakışı yapacak normatif alanında. Türk Ceza Kanunu'ndaki hükümlerin kadını koruyuculuğu bakımından ne gibi hükümler var, nasıl uygulanıyor? O da genel bir Türk Ceza Kanunu'nun kadınların koruyuculuğu hükümleri bakımından bir değerlendirme yapacak. Gülsün, söz sende. Saygıdeğer hocam, böylesine anlamlı bir etkinlikte bize de yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda konuyu kriminolojik anlamda da ele aldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü biz ceza hukukçularının en çok eğilmesi gereken alanlardan birisi. Bu alandaki açığı da siz kapatmaya çalışıyorsunuz. Biraz önceki sunumları çok büyük bir ilgiyle dinledim. Ne kadar önemli olduğunu eminim izleyiciler de fark etmişlerdir. Ben sözü fazla uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum. Türk Ceza Kanunu'nun aslında getiriliş amacına baktığımızda birinci maddede hukuki değerleri korumaya yönelik bir amacının olduğunu görüyoruz. Anmış bazı hukuki değerleri de işte kişi hak ve özgürlüklerini korumaktan tutun çevreye kadar, kamu düzenine kadar, sağlığına kadar vesaire. Tabii ki bunlarla sınırlı değil. Türk Ceza Kanunumuz çok ayrıntılı, çok anayasal anlamda ehemmiyet arz eden hukuki değerleri de koruma altına almıştır. İstanbul Sözleşmesi açısından onun gözlüğüyle Türk Ceza Kanunu'na baktığımızda da yine aslında birçok adım attığını görüyoruz. Her ne kadar ben konuşmamın ikinci aşamasında
olması gereken hukuk açısından da bazı önerilerimi de dile getirecek olsam da ilk etapta şunu söyleyebiliriz. İstanbul Sözleşmesi tabii ki kadına karşı şiddeti, aile içi şiddeti esas alan bir sözleşme olarak gerek yaşam hakkı olsun, gerek yaşam vücut bütünlüğü olsun ve en önemlisi de kişinin kendi geleceğini belirleme hakkı açısından olsun. Çok önemli bir sözleşme. Hem kadınlar için aslında hem de aile içerisinde şiddete maruz kalan tüm aile bireyleri için. Bu erkek de olabilir, çocuk da olabilir vesaire. Dolayısıyla şiddetin en önemli saldırdığı hukuki değer tam da bu üç hukuki değer: yaşam, vücut bütünlüğü ve kendi geleceğini belirleme hakkı, maddi manevi kişiliğini geliştirme hakkı kapsamında. Bu anlamdan baktığımızda Türk Ceza Kanunu'nun birçok normunda, yaşam olsun, vücut bütünlüğüne karşı işlenen suçlar olsun, tehdit olsun, hürriyeti tahdit olsun, eşe karşı suçun nitelikli hallerinin olduğunu görüyoruz. Yani suçun eşe karşı işlenmesinin ağırlatıcı neden olarak düzenlendiğini görüyoruz ki bu da İstanbul Sözleşmesi'nin taraf devletlere yükümlülük olarak yüklediği görevlerden birisidir. Bu tür nitelikli hallerini öngörmesi. Dediğim gibi eksikliklere geleceğim ama olanlar açısından bunlar çok son derece önemli. Türk Ceza Kanunu bu anlamda bir adım atmıştır. Her ne kadar günün şu an zamanın ruhunda eş kavramının yanına aslında kadının da ayrıyetten düzenlenmesi gerektiği konusuna bir şerh koyarak ilerlemek isterim. Yani eşten sadece tabii kadını anlamıyoruz. Aynı zamanda erkekleri de anlıyoruz. Ancak kısıtlılık getiren en önemli kısmı bu cinsiyet konusu değil. Eş statüsünün olmaması durumunda ortaya çıkan durumlar ki en son gelişen Antalya örneğinde de boşanmanın üzerinden gerçekleşmiş bir olay var. Yani üzerinden zaman geçmesi sonrasında. Dolayısıyla bu nitelikli hallerin orada mesela devreye girmesi mümkün değil. Bu anlamda oraya bir şerh koymak istiyorum. Tekrar geri döneceğim. Şimdi ben biraz kendi geleceğini belirleme hakkı üzerinde durmak istiyorum. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin getirmek istediği en önemli husus ayrımcılığı, eşitliği önlemek ve kadını güçlendirmek. Kadını güçlendirmek ise etkin hak sağlama, haklarını etkin şekilde koruma ile ancak mümkün olabilir. İşte Türk Ceza Kanunu'nda hem suçları tipiklik anlamında normatif alanda düzenleyerek bir mesaj veriyor topluma. Bakın bu tür suçları işlerseniz size karşı yaptırım uygulanacak. Bu çok önemli bir sinyal fonksiyonudur tipikliğin. Bir de tabii ki bunun yanında caydırıcılık. Ancak bunun olabilmesi için kendi geleceğini koruma hakkını uygulamanın da aktif bir şekilde sağlaması gerekir. Yani sadece kanun koyucunun kendi üzerine düşen görevi net bir şekilde yapması yeterli değildir. Kanunlar içerisinde, Türk ceza normları içerisinde suç olarak, ağırlatıcı neden olarak ya da herhangi bir normatif düzenlemeye yer verdikten sonra uygulayıcının da o normun koruma amacına uygun ne getirmek istiyor, özü nedir, buna uygun hareket etmesi gerekir. Şimdi ben bir örnek vermek istiyorum. Türk Ceza Kanunu'nun 99. maddesi anlamında. Biliyorsunuz orada çocuk düşürtme suçu öngörülmüştür ve 6. fıkrasında da çocuk düşürtme fiillerinden mağdur olan, yani bu suç bir suçtan mağdur olan kişilerin çocuk düşürtme fiillerinden dolayı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını 20. haftaya kadar gebeliğin sonlandırması halinde öngörmüştür. Tabii ki bunun hastane, yani mutlaka bir tıbbi yetkili kişiler tarafından ve şartlar altında gerçekleştirilmesi gerekir. Normalde ancak biliyoruz ki 10 haftaya kadardır bu süre. Şimdi ama kişinin suçun mağduru olması durumunda 20 haftaya kadar bir arttırım söz konusudur. Çünkü neden diyeceksiniz? Kişinin suç mağduru olmasının ardından hamile olduğunu anlaması ve kendisini tam olarak toparlayabilmesi, ki ilk başta kriminolojik sayılar da verildi. Cinsel suç mağdurlarının aslında onunla birdir, rakam çok düşüktür yargı makamlarına gitmesi. Hamile olduğunu o hengame içerisinde anlaması mutlaka belirli bir sürenin geçmesini sağlamaktadır. Şimdi yargıya yansıyan birçok olayda, ki son zamanlarda suç mağduru kavramını yargı mercilerinin, savcılık makamlarının tam olarak aslında doğru bir şekilde, olması gereken şekilde uygulamadığını görmekteyiz. Ben önce bir Anayasa Mahkemesi'nin bir bireysel başvuru sonrası verdiği karardan bahsetmek istiyorum. Sonra bu konuya tekrar gelmek istiyorum.
2020 yılında Anayasa Mahkememiz çok isabetli bir karara imza attı. O olayda 12. haftasında hamile olduğu ortaya çıkan bir kız çocuğu var, 16-18 yaş aralığında. Kendisine ilk etapta cebir yoluyla cinsel saldırı, hatta nitelikli hal uygulanmış. Arkasından, yani cinsel istismara maruz kalmış bu kız çocuğu. Arkasındansa başka bir gönül ilişkisi olmuş ve rızayen cinsel ilişkiye girilmiş. Ve sonrasında bu kişi hamile kalıyor. Hamile kaldığını anladığında annesi babası devreye giriyor ve çocuğu aldırtmak için hem bir kere suç duyurusuna bulunuyor hem de çocuğu aldırtmak için çeşitli girişimlerde bulunuyor. Rahim tahliyesi istemiyle. Aslında burada nüfus koruma kanununun 6. maddesinin devreye girmemesi gerekiyor ki, çünkü kişi suç mağduru olduğu için, yani normal bir hamilelik ve gebeliği tehdit edecek bir hamilelik olmadığı için herhangi bir mahkeme kararı almaya aslında gerek yok. Ama buna rağmen sulh ceza hakimliğinden bir karar almaya çalışıyorlar. Mahkeme bu kararı vermek istemiyor. Yani caiz değildir diyor. Ben önce yetkili değilim diyor bu böyle bir karar vermek için. Rahim tahliyesine olur demek için. Savcılığa yönlendiriyor. Savcılık kararı ben veremem diyor. Tekrar sulh ceza hakimliği. Tekrar savcılık, tekrar top. Gidip geliyor bu şekilde ve o 20 hafta aşılıyor. Bu somut olayda en sonunda kişi çocuğu doğurmak zorunda kalıyor. Yargıya olay intikal ettiğinde, en nihayetinde Anayasa Mahkemesi'ne geldiğinde, Anayasa Mahkemesi etkin bir şekilde hak kullanımının sağlanmadığını, Türk Ceza Kanunumuzun 99. maddesinin 6. hükmünün gayet açık ve net olduğunu, onun uygulanması gerektiğini, dolayısıyla nüfus kanununun bu anlamda hiçbir şekilde devreye girmemesi gerektiğini, Sulh Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın da aynı zamanda isabetli olmadığını, buna dair çok ayrıntılı bir karar ortaya koyuyor. En nihayetinde 17. madde, anayasanın 17. maddesi anlamında maddi manevi kişilik haklarının ihlal edildiğini de söylüyor Anayasa Mahkemesi. Son derece isabetli. Şimdi bu karar 1920'de verildi. Biz 2020'de verildi, affedersiniz. Şimdi 21'deyiz. Uygulamada ne yazık ki şu sorunla karşılaşmaktayız. Adli tıp doktorlarını da dinlediğimizde bu sorun çok net bir şekilde ortaya çıkmakta. Çok yakın tarihlerde meydana gelen olaylar olduğunu görüyoruz. Özellikle 104. maddede kişi rızayen cinsel ilişkiye girdiği için 99'a 6'yı, yani suç mağduru olma vasfını bu kişilerin taşımadığı iddia edilmekte savcılık tarafından. Ve bu kişilere karşı bu hükmün uygulanmaması ve buna yönelik de bir izin verilmemesi gibi bir çarpık uygulamayla karşı karşıyayız. Şimdi orada ben öncelikle hemen şunu söylemek istiyorum. Tabii ki 104. madde bir suçtur. Türk Ceza Kanunu 104. maddesi. Ben her ne kadar birçok açıdan eleştirsem de bir suçtur, suç teşkil etmektedir ve o suçun mağduru da şikayeti makbul gören kişidir. Bu kadın ise eğer o suçun mağdurudur ve o suçtan mağdur olduğu için de Türk Ceza Kanunu'nun 99. maddesinin 6. fıkrasının kendisine uygulanmaması mümkün olamaz. Zira kanun maddesi mağdur olduğu suçtan bahsetmektedir. Öncelikle bunu bir netleştirmemiz gerekir. İki, netice olarak netleştirmemiz gereken husus, bu madde kadının kendi geleceğini geliştirme, kendi geleceğini oluşturma hakkını en net bir şekilde koruyan İstanbul Sözleşmesi'nin en net tezahürlerinden birisidir. 10 haftayı 20 haftaya çıkarmakla. Dolayısıyla bu hakkı kendisinden almak en ciddi hak saldırılarından birisi teşkil etmektedir. Bunu da net bir şekilde ortaya koymamız gerekir. Ayrıca norm içerisinde herhangi bir kurumdan izin alınmasına dair bir yasal düzenleme yoktur. Suç mağduru olduğunu kişinin savcılıktan verilecek olan bir kararla, bir yazıyla ispatlaması yeterli olmalıdır sağlık personeline, sağlık çalışanlarına yönelik olarak, kadın doğum hekimine yönelik olarak. O da nasıl olur? Kişi şikayette bulunduktan sonra soruşturmalar başlatılmıştır. Soruşturmanın sonlandırmasına dair ya da soruşturmaya yer olmadığına dair herhangi bir karar verilmemiştir savcılıkça. Suçun mağduru bellidir. Dolayısıyla suçun mağdurunun
hakkında soruşturma yürütülen bir soruşturmaya yönelik olarak kendisinden bir yazı istemesinden daha doğal bir hakkı olamaz. Savcılıkların sadece böyle bir bildirimde bulunmaları, yazılı bir bildirimde bulunmaları aslında sağlık çalışanları açısından, hastaneler açısından bu tür rahim tahliyesi işlemini gerçekleştirecek yeterli olmalıdır. Dolayısıyla herhangi bir hakimlik kararına da gerek yoktur. Şimdi bütün bunları topladığımda ben ortaya ne çıkmakta? Çok bariz bir suç açısından dahi tüm normlarıyla ortada olan bir durum hakkında dahi gördüğünüz gibi uygulamada ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Uygulama kendi uygulamasını geliştirmek istemektedir. İşte tam da bunun önüne geçmek gerekir. Bir kanunun ne kadar iyi olduğunun aslında çok da büyük bir önemi yoktur. Tabii ki önemi vardır. İkinci basamakta onu söyleyeceğim. Ancak olanı bile daha doğru düzgün uygulamıyorsak eğer orada gerçekten bir düşünmemiz gerekir. Bu anlamda uygulamacıya bence hem anayasamızın ruhunu hem o normun ruhunu koruma amacını hem de İstanbul Sözleşmesi'ni gerçek anlamda özümseme görevi düşmektedir. İstanbul Sözleşmesi gerek anayasamızın 90. maddesi anlamında direkt ailenin korunmasına ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun direkt atfı nedeniyle direkt iç mevzuatımız haline gelmiştir. Onun göz ardı edilmemesi gerekir. Yaşam hakkı, vücut bütünlüğü hakkı, cinsel dokunulmazlık, özgürlük ve kendi geleceğini belirleme hakkı mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Şimdi ben ikinci aşamada da lafı çok fazla yine uzatmadan hemen sözümü İki basamakta konuyu toparlamak istiyorum. Türk Ceza Kanunumuzun birçok normunda biraz önce de bahsettim. Aslında İstanbul Sözleşmesi'nin uygulama bulduğunu görüyoruz. Ağırlatıcı nedenleri göz önünde bulundurarak ve tabii ki bazı suçları özellikle cinsel saldırı suçları ayrıntılı bir şekilde düzenleyerek ve tabii ki buna uygun kanunlarda geliştirerek. Ancak bunun yanında yapılması gereken birçok şey var ama ben hemen kısaca birkaç bir husustan bahsetmek istiyorum. En önemlisi bir zorla evlendirmeye ilişkin bir normun acilen Türk Ceza Kanunu'na suç olarak girmesi gerekmektedir. Almanya daha 2011 yılında yani çok kısa bir süre içerisinde bunu düzenledi. Bizde ona göre sayılar çok daha yüksek. Karanlık alanda kalan. Dolayısıyla onları koruyucu tam olarak bir düzenlemeden bahsedemeyiz. İlgili suçlara girebildiği kadarıyla kişiler cezalandırılmakta. O nedenle bir zorla evlendirme, iki ısrarlı takip. Çünkü 123 de bu anlamda ne yazık ki yeterli tam kalmamaktadır, yeterli değildir. Onun da mutlaka Türk Ceza Kanunu'na Türkiye'de yaşanan somut olayları kapsar nitelikte girmesi gerekir. Bunun da dışında cebir suçunda mutlaka ve mutlaka kadına karşı işlenmesi durumunun nitelikli hal olarak öngörülmesi gerekir. Cebir suçunun hiçbir şekilde atlanmaması lazım. Onun haricindeki diğer suçlarda da eşe karşı nitelikli haller kalabilir. Ancak onun yanında kadına karşı ve çocuğa karşı düzenlenenler haricinde düzenlenmeyenler de çocuğa karşı ve en önemlisi hocam bence çocuğun huzurunda işlenen suçlar. En son Antalya, çok affedersiniz. Antalya örneğinde de gördük. Çocuk huzurunda işlenen suçlar sadece kadına karşı işlenen bir suç değil. Kadının hukuki değerlerini ihlal etmemekte, çocuğun hayatında çok önemli izler bırakmakta. Bu şiddet döngüsünün kırılması, çocuğa karşı işlenen bu haksızlığın da Türk Ceza Kanunu'nun sinyal fonksiyonu yani bir mesaj fonksiyonunu yerine getirmesi, ifa etmesi anlamında Türk Ceza Kanunu'na mutlaka ve mutlaka kadına karşı şiddet fiillerinin çocuk huzurunda, çocuğun gözü önünde işlenmesi durumlarının nitelikli hal olarak girmesi gerekir. İstanbul Sözleşmesi bunu da öngörmektedir. Bunun da hemen altını çizmek istiyorum. Bunun haricinde ben bir de naçizane güvenlik tedbirleri konusunda Türk Ceza Kanunu'nun kendisini daha da geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. Biliyorum akıl hastalarına karşı güvenlik tedbirlerimiz var. Ancak ve ancak şiddet faillerine karşı da bence gerek soruşturma aşamasında olsun, gerek kovuşturma aşamasında hatta infaz aşamasında olsun özel güvenlik tedbirlerinin mutlaka devreye sokulması gerekir. Öfke kontrolüne ilişkin malum kendi kanunumuz ailenin korunmasına dair kanunda destekleyici tedbirlerin alınacağına ilişkin hükümler var. Özendirici mahiyette ancak bunların zorlayıcı mahiyette mutlaka Türk Ceza Kanunu'na girmesi gerektiğini düşünmekteyim. Özellikle öfke kontrolü
kontrolü, öfkeyi kontrole yönelik veya kişilik bozukluklarına yönelik rehabilitasyon yöntemlerinin uygulanacağı, uygulanan şiddetin boyutuna göre hafif vakalarda belki doktora ziyaret ederek, mecburi doktor ziyaretleri öngörülerek, ağır vakalarda belki de gerçekleştirilen, yapılan şehir hastaneleri devreye sokulabilir. Onlardaki özel yerlerde özel güvenlikli rehabilitasyon merkezlerinin mutlaka devreye sokulması gerektiğini düşünüyorum. Tehlikelilik arz ettikleri sürece de, öfke kontrolü, rehabilitasyon tedavilerine katılmadıkları sürece de hiçbir şekilde ben dışarıya bu kişilerin salınmaması gerektiğini düşünüyorum. Zira bu şiddet döngüsü ancak ve ancak devletin müdahalesiyle söz konusu olabilir. Hocam, daha fazla sözü uzatmayayım. Sizin de sabrınızı fazla zorlamayayım. Çok teşekkür ediyorum. Bu bıraktığın noktada asıl soruna işaret etti. Şimdi bizim infaz sistemimiz çalışmıyor. Bu dediklerinizin hepsi etkin infaz. Bizde yani etkin olarak uygulamayı bırakın, aslında cezasızlık algısını yaratacak şekilde aflarla, yani o sinyal fonksiyonları vesaire tümüyle ortadan kaldırılıyor. Yani bir kişi suçu işledikten sonra ve infaz aşamasına başladığı zaman bizim artık ona uygun bir tretman yapmamız lazım. Yani bizim infaz kurumları sadece etrafı duvarlarla çevrili yerler olmamalı. Hani bir taraftan yeniden topluma kazandırma, ama diğer yönden de kişinin tehlike haline uygun tretmanlar, sizin dediğiniz işte öfke kontrolleri, diğer terapiler yapılmalı. Denetimli serbestlik sistemimiz niye var? İşte bunun için var. Şartta salıverilmen için var. İşte bunun için var. Ama ülkemizde infaz sistemi saldım çayıra, Mevlam kayıra sistemi üzerinden giriyor maalesef. Ve şartla salıverilme sistemi de, denetimli serbestlik sistemi de izlenemiyor. Biz yıllardır infazda hangi tretman politikası uygulanıyor? Somut olarak hangi psikolojik veya diğer tedbirler uygulanıyor, buna ilişkin bilimsel çalışma yapalım diye veri istiyoruz, veri dahi yok. Bir ülkede bilimsel çalışma için veri elde edemiyorsanız, işte haklar bu yüzden kağıt üzerinde kalıyor. O yüzden bu noktaya değinmeniz çok çok iyi oldu. Buradan Adalet Bakanlığı'na tekrar çağrıda bulunuyoruz. İnfazda neler yapılıyor? Bu konularda ilgili verileri üniversitelerle paylaşın lütfen, bilimsel çalışmalar yapalım ki ne olması gerektiği üzerinde bilimsel önerilerde bulunalım. Biz de işte şartla salıverilme, aslında o da otomatik bir affa dönüştü yine eskiden olduğu gibi. Ne oluyor? Bu şartla salıverilmeler yoluyla 6 yıl, 7 yıl, ki bunların çoğu şiddet suçları gibi suçlar bile bir gün cezaevine girmeden serbest bırakılıyor. Yani 6 yıllık, 7 yıllık, yani Almanya'da siz de bulundunuz, orta ağırlıkta önemli bir cezadır. Burada kapalı kurumda infazı yok neredeyse. Şimdi böyle olduğu zaman biz oturuyoruz, şu suçu da koyalım, şunu nitelikli hal sayalım. Evet, onlar da olmalı ama mevcuttaki durum, infaz maalesef çökmüş durumda. Biz infaz kurumlarına işte tutuklularla efendim, veyahut da işte aslında terapi ve tedavi olması gereken uyuşturucu madde kullanıcılarıyla dolduruyoruz. Ondan sonra tabii ki infaz politikamızı bir doldur boşalt sistemine dönüştürüyoruz. Yani son derece haklısınız. Israrlı takip ve zorla evlendirme bakımından da evet, bu konulardaki suç düzenlemeleri üzerinde gerçekten düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. Önemli bir yaraya değindiniz. Ben de altını çiziyorum. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nda birkaç örnek vereyim de nereden nereye sıçradık. Daha önce cinsel suçlar genel ahlaka, topluma, genele karşı işlenen suçlardı. Şimdi cinsel dokunulmazlık sözcüğü geldi ilk kez. Bunun dışında daha önce tecavüzcüyle evlendirme vardı. Bu kaldırıldı. Fuhuş yapan kadın eğer bir cinsel saldırıya uğrarsa bu daha az ceza verilmesini gerektiriyordu. Mağdurun durumu dikkate alınarak. Daha önce namus cinayetleri
dinlen cinayetlerde özel indirim sebebi vardı. Hiç ceza verilmiyordu. Hani o maddenin dinli ve Anayasa Mahkemesi'ne gidildiği zaman işte hep erkek kardeşler kız kardeşlerini öldürüyor. Bu eşitliğe aykırı diye Anayasa Mahkemesi dedi ki kız kardeşlerin de erkek kardeşleri öldürme şansı eşittir diye böyle kararlar verildi. Ve bu fuhuş yapan kadına cinsel saldırıya uğrarsa daha az ceza verilmesine göre ne dedi? Tabii ki faziletli kadınla efendim diğer kadın bir olur mu gibi Anayasa Mahkememiz kararları da vardı. Ama şimdi böyle iyi kararlar da var. Aile içi cinsel saldırının kabul edilmesi. Böyle çok daha örnekler verelim ama her zaman için eksikler var elbette. Bu kürtaj meselesi, yani Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi ama kanun koyucunun belki daha etkin bazı düzenlemeler yapılması lazım. Gerçekten çocuk cinsel istismara maruz kalıyor, hamile kalıyor. Birinci ayından başlayarak bir savcı efendim önce hiç gerekmediği halde bir mahkemeye başvuruyor. O hastaneye yazıyor. Hastane hakim kararı isterim diyor. Çocuğun doğumuna kadar süren süreç çok çok büyük bir insan hakkı ihlali. Bir çocuk istenmeyen bir gebelik ve cinsel istismar sonucu oluşan bir gebelikte o çocuğu büyütmek zorunda kalacak. Yahut da başka neler olacak onu bilmiyorum. Bu konuda savcılarımıza buradan çağrıda bulunuyorum. Bu durumda yetki sizde hiç tereddütsüz bu çocukta rahmin tahliyesi mutlaka gerçekleştirilmeli. Şimdi bu sözlerden sonra tebliğlerimiz sunulmuş oldu. Çok teşekkür ediyorum herkese. Şimdi yapılan konuşmalarla ilgili veya kendi konuşmalarıyla ilgili olarak herkese söz vereceğim. Ama Gülsün Aygörmez sen hemen buradayken sana bir soru da var. Onu da ileteceğim. Sen hemen bir 3-4 dakikalık diye daha bir konuşma yapabilirsin. Bir soru sorulmuş Büşra Nursert tarafından. Suçun faili eşse ve cinsel saldırı yapmışsa 20. haftaya kadar rahim tahliyesi söz konusu olabilir mi? Burada sistem nasıl, yine de izin almak gerekiyor mu diye bu suç bağlamında sorulmuş. 3-4 dakika bir değerlendirme ve bu soruya cevabını rica edeceğim. Teşekkür ederim. Tabii ki hocam, seve seve. Evet, çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum soru için. Suçun mağdurunun eş olması durumunda Türk Ceza Kanunumuz zaten eşe karşı bu suçun da işlenebileceğini özellikle öngördü ki sanki evlilik birliği içerisinde eşe karşı rızası hilafına zorla cebren bu tür fiiller yapıldığında o norm sosyal uygunluk kapsamında kalır, cezalandırılmaz diye düşünmeyelim diye yine aslında sinyal fonksiyonunu çok iyi bir şekilde yerine getirmiş oldu. Tabii orada bir şikayet şartımız var ama onun haricinde bu şartlar oluşacak olursa, soruşturma başlatılır olursa kişi mağdur sıfatını kazanacağı için eş olan kişi tabii ki çocuğunu aldırtma hakkı var. Çünkü Türk Ceza Kanunu 99. maddesinin 6. fıkrası bu anlamda herhangi bir istisna getirmemekte. Onda herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece bazen çocuğu eş olması durumuna ilişkin bir tartışma çıkabiliyor. Yargıtay'ın da bu konuda vermiş olduğu kararlar var. Yani kadının çocuk olması olağanüstü evlenme mahkeme kararıyla evlenmesine izin verilmesi durumunda eşe karşı işlenirse acaba hangi norm devreye girer? Çocuğun istismarı mı cinsel olarak 103. madde anlamında yoksa 102. madde mi? Yargıtay'ın bu konudaki tavrı çocuğun eş tarafından, kendi eşi tarafından cinsel istismara uğraması durumunda bunu istismar olarak görmüyor. Eşle girişilen bu tür münasebetten dolayı 102. maddenin uygulanacağını söylüyor. Ancak eşe karşı, yani çocuk olan eşe karşı eş dışında başka birisinin cebren bu tür fiillerde bulunmasını o zaman istismar olarak kabul ediyor. Bunun tabii ki öğretide olsun, uygulamada olsun çok tartışmalı yanları var. Bu konuda da ama yine soruda sabit kalmak isteyecek olursam 99. madde hiçbir şekilde bu ayrımı yapmadığı için yeter ki
kişinin biz hangi suç olursa olsun, hangi maddeye girerse girsin suç mağduru olduğunu tespit edelim. Ondan başka bir sıkıntı olmayacaktır. Hocam vaktiniz var dediğiniz için bir şeyi daha söyleyebilir miyim? Lütfen. Biraz önceki konuşmamda çünkü atlamıştım. Hocalarım da benden önceki hocalarım da çok güzel değindiler. O konuda ben kendi görüşümü bir beyan etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok canımı da sıkan bir durumdur. Kadınların suç mağduru iken aslında bu istismar olabilir, düzenli şiddet olabilir, süre gelen birden fail statüsüne geçmesi durumlarında bence kanunumuz çok daha ileri boyutta bir atılımda bulunmalı. Şimdi meşru müdafaanın devreye giremeyeceği konusunu hocalarım zaten yeteri kadar iyi bir şekilde izah ettiler. Aynı şey tabii zorunluluk hali içinde söz konusu. Çünkü orada da tehlikenin varlığı gerekiyor. Süre gelen tehlikeyi ne kadar o tehlike ki kanunumuz doğrudan doğruya bir tehlikeyi o andaki gerçek ciddi bir tehlikeyi esas almakta zorunluluk halinde devreye girmesi için o da devreye giremiyor. Meslektaşlarım çok isabetli bir şekilde yasak hatasını ya da hukuki hata dediğimiz hata türlerinin devreye girebileceğini söylediler. Doğrudur. Ancak uygulamalar bulamayacağı o normların kaçınılmaz olabileceği haller söz konusu olabilir. Çünkü artık kadına karşı şiddet medyada çok fazla yayınlanıyor. Çok fazla artık herkes biliyor ki kendini korumak amaçlı bile hareket etmiş olsanız kasten öldürme suçunun faili olabiliyorsunuz. Bunun da örnekleri çok fazla olduğu için hani kaçınılmazlık hatasına faydalanma ihtimali de düşebilir. O nedenle hocam benim şöyle bir önerim var bu konuda. Biliyorum suçun basit hali müebbet hapis cezası onu aslında kusur ve orantılılık ilkesine göre belki de bir süre öngörmek 5-10 yılla şu kadar yıl arasında demek ciddi anlamda benim eleştirilmeme sebep olacaktır ama orantılılık ilkesini ve kusur ilkesini mutlaka özellikle sadece netice haksızlığı anlamında hukuki değerin önemi değil, aynı zamanda hareket haksızlığını da göz önünde bulundurularak bence gözden geçirilmesi en isabetlisi. Yok bu toplumda yanlış anlaşılır, öldürme suçları sanki meşru kılınıyor gibi bir eleştiriye de maruz kalacağım biliyorum öyle bir şüphenin olabileceğini. Ama orada da hocam son cümlemi söyleyeceğim. Orada da belki de aynı taksirde öngörüldüğü gibi suç failinin aslında cezadan daha çok mağdur olacağına dair. Yani aynısı değil ancak suç failinin mağdurluğa sürüklendiği suçlarda, bu tür suçlarda ağır tahrik, çok daha ağır tahrik, başka bir model öngörülerek cezanın daha fazla indiriminin öngörülebilmesi, belki de ceza verilmesinden bu anlamda vazgeçilmesi, öngörülmemesi gibi bir husus bence norm maddeye girebilir hocam. Özellikle 61. madde kapsamında. Çünkü kanun koyucu bence basit halini düzenlerken bu gibi halleri öngöremediği için ve bu tür olaylar da vicdanımızı sızlattığı için Yargıtay aslında öğretisel temeli olmayan kararlara imza atıyor. Bence evet. Bu konuda başka türlü düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum Sayın Hocam. Evet. Şimdi tabii hani bu hani biz her soruna uygun bir kanun çözümleri üzerinde mutlaka düşünmeliyiz. Fakat asıl mesele burada şu. Bizim her şeyden önce koruyucu sistemimizin bu gibi konularda öncelikle devreye girmesi lazım. Hani diyoruz ya ceza hukuku son çare olmalı. Şimdi bu tür istisnai çareler yani başka sorunlar da doğurabilir. Yani biz elimizdeki kanunu etkili bir şekilde uygulamalıyız. Bütün bunları uyguladıktan sonra ortaya çıkmalı ki hayır yine de olmuyor. O zaman elbette bunlar da düşünülebilir. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi herkese söz veriyorum. Sıradan geri gidiyoruz bu sefer. Muhammed Demirel'e vereceğim sözü. Muhammed senden 2-3 dakikalık bir değerlendirme rica ediyorum. Hem kendi sunumun hem diğer konularda yani bu 2-3 dakikalık değerlendirme tamamıyla serbesttir. Teşekkür ederim hocam. Ben bu şiddet gören kadınların kendilerini savunmalarının yanı sıra bir hususa vurgu yapmak istiyorum. O da kadınlar kendilerini savunacağı gibi üçüncü kişiler de kadınları savunabilirler. Yani orada bulunan, kadının yanında bulunan, kadın şiddet görürken o çevrede bulunan kişilerin de kadını savunabilecekleri orantılı olmak kaydıyla şiddet içeren davranışlar gerçekleştiren
kişileri engelleyebileceklerini vurgulamak istiyorum. Bu durumda da bu şiddeti engelleyen kişiler ceza almayacaktır. Herhangi bir ceza hukuku sorumlulukları olmayacaktır. Çünkü bu da meşru savunma olacaktır. Muhammed, yani bu somut bir olayla da bağlantılı. Kesinlikle tabii seninle aynı fikirdeyim. Bu arada gelen bir soruyu sen ve Elif de düşünün. Bu tekrarı muhakkak kapsamına girmez mi bazı olaylar? Bu suç mağduru kadının hani sürekli işte tehdit, yaralama maruz kalması tekrarı muhakkak kapsamına girer mi girmez mi diye de bir soru var. Hem Elif hem sen bunu da değerlendirin lütfen. Yani şu an cevaplayabilirim hocam direkt. Tabii tabii hemen cevapla. Yani şöyle somut bir örnekle bunu söyleyebiliriz. Hani sunumda da söylemiştim. Akşam tekrar aynı fiili gerçekleştirecek ya da yarın tekrar aynı fiili gerçekleştirecek. Bu tekrarı muhakkak koşulu için yeterli değildir. Ama henüz bir tokat attı, gitti, bir tane daha tokat atmak için yelteniyor, üzerine doğru geliyor. Tabii ki bu tekrarı muhakkak için yeterlidir. Yani akut tehlike o anda gerçekleşmesi gereken bir tehlike olarak algılamamız gerekiyor bu muhakkaklığı. Teşekkür ederim. Elif, söz sende. Rica ederim hocam. Senin 2-3 dakikalık bir değerlendirmeni rica edeceğim. Merhaba hocam, çok teşekkür ederim. Öncelikle ben de yazan kişilerin yorumlarına bakmaya çalıştım. Oradan cevaplayacağım izninizle. Orada bir yorum vardı. Yerel mahkeme hep aleyhe karar vermiş diye. Evet, bizim yansıttığımız ve esasen incelemeye sunduğumuz iki kararda da Yargıtay'a ve karşı oyda gözettiğimiz zaman yerel mahkemeninki daha aleyhe bir neticeydi. Bunda haklı yazan kişi. Onun dışında karar numaraları ben slide yansıtarak o yüzden anlattım. Herhalde bunu tekrar dinleme şansları olacak hocam. İlgi evet. Bunları video olarak koyacağız. Tekrar tekrar izlenebilir. Evet. Karar numaralarına da orada slaytlarda yer verdim. Onun dışında hocam şunu ifade etmek istiyorum ki gerek Derya Hanım'ın gerek Gülsün Hanım'ın, hocalarımın sunumlarından ben de çok istifade ettim. Kendilerine teşekkür ederim. Gülsün Hanım bizim sunumumuzla ilgili, Gülsün Hoca bizim sunumumuzla ilgili yorumlar yaptı. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Değişiklik önerileri vardı, çok kıymetli. Biz esasen şunu önemsedik hocam. Tabii ki çok fazla öneri ileri sürülebilir ama en azından bu değişiklik önerilerinden evvel elimizdeki argümanlardan ne uygulanabilir? Ceza kanunu açıp baktığımızda zaten hali hazırda var olan ve uygulanmayan bir müesseseyi burada değerlendirebiliriz. Hani bunu işte öne sürmek, açığa çıkarmak istedik ilk olarak. Evet. Son olarak şunu söyleyeyim. Elbette ki evleviyetle meşru savunma varsa, koşulları varsa bu uygulanmalıdır. Çünkü belki hukukçu olmayanlar da bizi dinliyordur. Ve meşru savunmanın olması bir hukuk uygunluk sebebi olduğu için beraat demektir. Yani suçun oluşmadığı anlamına geleceği için elbette ki koşulları varsa ilk akla gelen budur. Onun dışında yine koşulları varsa ve sınır aşımı varsa tabii ki meşru savunmada sınırın heyecan korku telaşla aşılması, ceza verilmesine yer olmadığı kararı verileceği için budur. Ancak Gülsün Hocam da belirttiği gibi zorunluluk hali olmayacaktır. Neden? Çünkü bizde Alman hukukundan farklı olarak hukuka uygunluk sebebi olan zorunluluk hali veyahut da kusurluluk kaldıran zorunluluk hali zaten yok. Bununla birlikte şu var, yine yani açık ve muhakkak bir tehlike, ağır bir tehlike aranmakta. Burada nasıl ki saldırıya o yorum yapamıyorsak tehlikede de aynı şey karşımıza çıkacak. Örneğin uyuyan kişide veyahut da yarın sana yine aynı fiili gerçekleştireceğim deyip giden kişide. Yani oradaki o yakınlık orada da problem olarak karşımıza çıkacaktır. Evet. Neden savunma vardı diyemiyorsak orada da aynı engel var demeye çalıştım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar size çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür saygılarımı ediyorum. Sunuyorum. Türkiye'de kriminolojiyi canlandırmaya çalışıyoruz. O yüzden bir ceza adaleti ve kriminoloji yüksek lisans programımız da var. Derya Tekin de burada bize de destek veriyor. Derya, son söz kriminolojinin diyelim. Senden kısa, çok kısa bir değerlendirme alalım. Çok teşekkür ederim hocam. Bütün konuşan hocalarıma da aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Hocam benim özellikle söylemek istediğim sizin de vurguladığınız ceza hukukunun son çare olduğu vurgusu. Biz bunu çok zaman gözden kaçırıyoruz. Sadece suçlarla mücadelede cezalandırıcı bir politika benimsiyoruz. Daha doğrusu hep cezaları artırma yönünde
Ne isteğimiz var, halkın da isteği bu yönde. Hatta idam cezası da gelsin istiyor, kadınlaştırma da gelsin istiyor halk. Veya işte her şüpheli tutuklansın da istiyor. Fakat böyle görmemek lazım. Suçla mücadelenin tek yolu bu değil. Dediğiniz gibi son çaresi bu. Toplumsal dönüşümlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sosyoloji bilimi kriminolojiye büyük bir katkı sağladı. Bizim ülkemizde de artık sosyoloji biliminin gerçekten damgasını vurması gerektiğini düşünüyorum. Bugün Chicago Okulu'nun sosyoloji okulu bir ekol yarattı. Hala anılıyor. Bizim de öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Hukuk çok değerli ama sosyoloji bilimi özellikle bu konulara eğilmeli. Ve ben özellikle toplumsal cinsiyet konusunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Cinsel suçlarla özellikle mücadelede kadına karşı. Maalesef kadına olan bakış açısı, kadını mutlaka bir erkekle ilişkilendirme. Bu kriminolojide de böyle feminist kriminolojide kadın failler bir şekilde ele alınıyor. Neden kadınlar suç işler sorusu aynı zamanda şunun eleştirisi de var. Kadın mağdurlar sistem içerisinde nasıl ele alınıyor? Çünkü bekar kadınla evli kadının, dul kadının biz farklı ele alındığını biliyoruz. Daha sonra o avukatlarımızın yaptığı savunmaları görüyoruz. Çok acı gerçekten. Giyindiği kıyafet, işte dışarı çıktığı saat, aldığı alkol kadının mağdur sıfatını sanki hak etmiyormuş gibi bir algı yaratıyor kamuoyunda ve yanlış yönlendiriyor diye düşünüyorum. Kadının sosyal statüsü ne olursa olsun, medeni durumu ne olursa olsun o mağdur sıfatını ona vermek zorundasınız. Onun haklarını korumak zorundasınız. Bu noktada kadın failleri biz ele aldık burada ama mağdur olarak da bakış açısının sorunlu olduğunu ek bir bilgi olarak vermek istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Ceza hukuku, kriminoloji açısından, İstanbul Sözleşmesi açısından çok yönlü, çok istifade ettiğimiz bir canlı yayın oldu. Çok öneriler oldu. Bu önerilerin bir kısmı, önemli bir kısmı mevcut kanunların etkin olarak uygulanması, diğer kısmı da bazı kanuni düzenlemelerin yapılması yönünde. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü canlı yayınlarımız devam edecek ve çok çok önemli bir konuda devam edecek. Saat 12'de yine bu kanaldan dijital alanda dijital şiddet konulu çok önemli bir canlı yayın yapacağız. Artık özellikle pandemi dönemi nedeniyle dijital dünyanın tam içinde yaşıyoruz. Aslında bu pandemi olmasaydı da dijital dönüşüm, dördüncü endüstri devrimi bütün hayatımızı kaplar yöndeydi. Yine burada da kadınlar özellikle dijital dönüşüm içerisinde, dijital dünyada bu dijital ortamın özelliklerine özgü şiddete maruz kalıyorlar. Bu şiddetin türleri neler? Bunlar nasıl önlenebilir? Kanunlarımız bu bakımdan ne gibi suç ve yaptırımlar öngörüyor? Saat 12'de yine bu kanalda yayında olacağız. Yayına bekliyoruz. Katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Günü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü altını çizerek tekrar kutluyoruz. Saat 12'de görüşmek üzere.